Merhaba arkadaşlar, bugün büyük bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayız. Şöyle geniş açıyla bir gösterelim. İki tane büyük çantam var arkadaşlar. Savage Gear'ın çok amaçlı sportif balıkçı çantası ve iki tane kolimiz var. Birisi Danimarka'dan geldi, Svensson Sports'tan. 2021 yılının aksesuarları, içinden neler çıkacak bakacağız. Bir tanesi de Cengiz Balıkçılık'tan, yeni gelen ürünlerden ve elimde biten ürünlerden kendime sipariş ettiğim ürünler var. Çok çeşitli yemler var arkadaşlar. Çok çeşitli aksesuarlar var burada. Önce kutuları tanıtacağım. Sonra yemleri açacağım. Hem yemleri göstereceğim. Hem hangi yemi, hangi rengi, nerede, nasıl kullanacağımı 2021 hedeflerimden de bahsederek anlatmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Arkadaşlar önce bu çantadan başlamak istiyorum. Bu Savage Gear'ın Lure Specialist, yani yapay yem uzmanı diye isim verdiği bir çanta. Bunun medium modeli de var. Small'u var mı bilmiyorum ama stoklarımızda hem medium modeli var hem de bu gördüğünüz large modeli arkadaşlar. Bence çok kullanışlı bir çanta. Bunun askı aparatı da var. Şu şekilde boynunuza asıp da taşıyabiliyorsunuz. Askı aparatlarını ayırdım ya da şu şekilde de taşıyabiliyorsunuz. Önce şuradan açmak istiyorum şu kutuyu. Savage Gear kendi özel kutularından 4 adet kutu koymuş buraya. Bakın bu büyük yemleriniz için, örnek veriyorum büyük silikon yemleriniz için tek parça şeklinde. Ya da başka şeylerinizi de koyabilirsiniz. Bu şekilde bölmeli bir kutu. Yine bölmeli bir kutu. Tabi bunun bak ayraçları var. İstediğin şekilde ayarlayabiliyorsun. Ve şöyle üst üste yemlerini koyabileceğin yüksek bir kutu. 4 tane kutusu var. Bu genel anlamıyla bir atçık avcısının bütün malzemelerini aradan çıkarabilecek büyüklükte bir çanta. Mesela şuraya da yine kendi kutusunu koymuş. Bu da LRF avlarınız için. Küçük yapay yemleriniz, ciketleriniz, silikon yemleriniz, döner kaşıklarınız, mapsleriniz, mikrojikleriniz. Şöyle küçük bir kutu. Gördüğünüz gibi buraya tam sığıyor. Buraya kutu koymamışlar. Ama siz buraya bir kutu koyabilirsiniz ya da başka malzemelerinizi koyabilirsiniz. Örnek veriyorum, kamışlarınızı bazuka çantaya koydunuz. Makinelerinizi bu bölmeye koyabilirsiniz. Şuraya. İşte klipslerinizi, iğne paketlerinizi buraya koyup diğer misinanızı, liderinizi, makinenizi, hatta fotoğraf makinesi bile sığar buraya. Bir denemek istiyorum hatta. Bakın hop koydum. Fermuarını kapattım. Çok azıcık bir popluk yaptı. Buraya fotoğraf makinenizi bile koyup elinizde tek bir çantayla ava devam edebilirsiniz. Pisliği görüyor musun abi? Leş gibi üzerinde bütün balık salyası, kanı, pulu, her şey pisliği. Ama çok işimizi görüyor. O güzel fotoğraflar bu makineden çıkıyor. İnşallah yakında değiştirmeyi düşünüyorum bunu da. Emekli yapacağım. Arkadaşlar bu da ikinci çantam. Bunu büyük seyahatlere giderken götüreceğim. Bu normal zamanda yanımda taşıdığım çantam olacak. Çok fazla balık malzemem var ve dağınıktı. Önceden bir sırt çantasının içerisinde kutularda dağınık bir şekilde duruyordu. O yüzden böyle bir şeye ihtiyacım vardı. İnşallah bu benim bütün işlerimi görecek. Bu çantanın adı Savage Gear System Box X Large modeli. Bunu şöyle bir açarak başlayalım abi. Bakın şuraya işte bir şeylerinizi koymak için adam buraya böyle bir şey yapmış. Bunun da yine askı aparatı var. Bunu da asarak taşıyabiliyorsunuz şu arkada. Bu şekilde asıp götürebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar açtık. Yine karşımıza 3 tane büyük Savage Gear kutusu çıktı. Bu tek parça. Büyük silikon yemler için şu şekilde bölmeli, ayarlanabilir. 2 tane kutu. Bunları böyle koyduğun zaman zaten birçok şeyini çıkartıyor. Bunları ben kendim koydum. Normalde burası boş. Bakın bunlar Kendo'nun 17 santim ve bu 13 santim olması lazım. Çift taraflı kutuları. Kendo markasının kutuları. Bunları bakın buraya koydum. Hala bir tane büyük kutu koyabilirim. İki tane şöyle yana sıkıştırabilirim. Acayip geniş bir çanta. Burada fermuarlı şeffaf gözleri var. Bütün malzemelerini koyabilirsin. Yani düşün. Buraya malzemelerimi koydum. Yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ekstra kutu alabiliyor. Yani bütün malzemelerinizi, her şeyinizi toparlayacak, derleyip toparlayabilecek bir kutu. Buraya da bir kendi kutu koydum. Ama buraya bakayım, 17 santim sığar mı? 13 santim çok rahatlıkla girmiş. 17 santim sığmayabilir. Zorlasam kapanır ama zorlamıyorum. Bu sığmadı ama bu küçükler rahat sığıyor. Bakın şuraya da bir tane kendi kutu koydum. Yani toplamda 4, 5, 6, 7, 8 tane kutu alıyor. Bakayım buraya girer mi bunlar? Buraya bile girdi. Gördün mü? 8'li 10 tane kutuyla her şeyiniz alacak. 3 tane de kendisinin devasa kutusu var. Yani bütün her şeyinizi toparlayabilecek inanılmaz bir kutu. Tabii bu şu an boş olduğu için içi birazcık kot duruyor ama bunlar dolduğu zaman çok daha güzel bir görüntüsü olacak.
Tabii ki bu tam profesyonel işi. Bu kadar çok balık malzemeniz olmayabilir sizin. Ya da bunu başka bir amaçla kullanırsınız. Şuraya abi drone'u bile koyarsın değil mi buraya? Aynen. Drone'u, fotoğraf makinesini, yani bir kameramanın bile işini görebilecek bir çanta. Ben bunları dolduracağım. Birazdan yeni malzemeleri göreceksiniz. Ama onun dışında benim zaten halihazırda kullandığım, şöyle göstereyim. Halihazırda kullandığım birçok çanta vardı. Bunlar da yerli yerine girecek. Suistü sahtelerim, kalamar zokalarım, işte bizim Mavi Gece kendimizin yaptığı rulojik çantalarını koyacağım. Mikrojik kutularım, vibrasyon yemlerim gibi gibi. Bir sürü yem göreceksiniz zaten. Her şeyimi alacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Danimarka'dan gelen, bayağı gümrükte beni uğraştıran bir kutu bu. Gümrükten gelmesi bir ay sürdü. Yetki belgesi sizler doldurdum. Aa şu da eksikmiş diyorlar. Bir hafta sonra söylüyorlar. Ben bunu İstanbul gümrüğünden Antalya'ya çekmem bir hafta sürdü. Bu Svensson Sports'un, Savage Gear'ın bana göndermiş olduğu 2021 yılında kullanmamı istedikleri aksesuarlar. Burada yapay yem vesaire yok. Onlar zaten dönem dönem geliyor. Ve bir de maceram var bununla alakalı. Ben tabii sizden bu videodan önce açtım bunu. Gümrük bana bir ayıp etmiş. Tabii ki bu oradaki çalışanların ayıbı. Onu da belirtelim. Kutuyu açtım. Kutunun içinden bir tane çikolata paketi çıktı. Allah Allah dedim. Herhalde dedim çikolata paketi düşürmüşler Danimarka'da gönderirken dedim. Açıyorum bir paket daha, bir paket daha, bir paket daha. Çikolata paketlerinin çöpleri çıkıyor. Bana yeni yıl kutlaması için şöyle bir poşet çikolata göndermişler. Svensson Sports artık o poşet ağzına kadar doluymuş. İki tane kalmış içerisinde. Bir de böyle kart var. İşte hani yaptığımız çalışmalardan dolayı teşekkür ettikleri üzerinde yazılar yazan bir kart var. Abi onu açmışlar gümrükteki arkadaşlar. Yemişler çikolatalarımı. Tamam yesinler, helali hoş olsun. Çöplerini de dalga geçer gibi içine atmışlar. Abi bilmiyorum ya. Yani ne iş yaparsanız yapın arkadaşlar ahlakıyla. Şimdi kutumuzu açabiliriz. Öncelikle 3 tane bana Savage Gear Gravity Stick Kit diye bir silikon yem seti var. Bunun aynı set bunlar. İşte iğneleri, ağırlıkları, fıstık gibi şeyleri, turna avcıları ve iri levrek avcıları için, hatta denizde sinarit, girida, sığ sularda avlananlar için, hatta bunu derin suya bile uyarlayabilirsin. Böyle güzel bir kit. 3 tane göndermişler. Bunlardan birini çekilişte hediye edeceğim. Koskocaman bir kit gördüğünüz gibi. Şimdi yavaştan devam ediyorum. Şöyle 3 tane, 4 tane hatta değişik bir şey göndermişler. Bu ne diye düşünebilirsiniz. Ben görür görmez anladım. Fighting Gimbal deniyor abi. Alüminyum frame. Bunu arkadaşlar şu siz balık tutarken yanınızda duruyor. Büyük balığı bindirdiğiniz zaman hemen kamışınızın sapını buraya yerleştiriyorsunuz. Dövüşürken biliyorsunuz güç almak için şuraya yaslıyorsunuz ya kamışı. Bu sizin mücadele kemeri kullanmadan ve karnınızı, kasığınızı, bacağınızı acıtmadan bu şekilde yumuşak bir şey gördüğünüz gibi. Bu da Fighting Gimbal diye geçiyormuş. Bunlardan göndermişler. Demek ki 2021 yılında çok büyük balıklar tutacağımı onlar da tahmin etmiş. Fazla fazla göndermişler. Evet, aksesuarlar çok yakışıklı. Şöyle bir yan keski Savage Gear'ın. Neymiş? Crimp and Cut Plier. Plier pense demek biliyorsunuz İngilizce'de. Bak ayarlı kıstırma pensesi aslında bu. Biliyorsunuz bazen çelik tellere ya da misinalara böyle pimler kullanırız. Onları kıstırma aparatı. Aynı zamanda şey keski. Mükemmel bir Pro Lure Plier Large. Pro Lure dedi yani sahte yemleri açtığımız. Bunun burada makası var, pensesi var. Yine ayarlı kıstırma boşlukları var. Ve ucunda da halka açma aparatı var. Şöyle güzel bir large modeliymiş. Bu da onun small modeli. Demek ki arada bir de medium modeli var. Ondan gelmemiş. Çok güzel değil mi abi? Harika. Mükemmel. Arkadaşlar Savage Gear markası bize tam profesyonel bir balıkçılık hobisi sunuyor. Yani eksiksiz her şeyimiz var. Eksiklerimizi de tamamlıyoruz. Beraberce bunlar birçoğu bizim tavsiyelerimizle ortaya çıkıyor. Ve markanın özverisiyle ortaya çıkıyor. Şöyle bir yine bu da karga burun gibi bir şey değil mi abi? Evet. Split ring and cut plier medium. Split ring açma aparatı ve işte kesme aparatı. Bunlar pahalı gelebilir arkadaşlar. İthal malzeme, tam profesyonel malzeme. Bir kere sınıfının en iyisi onu söyleyelim. Ama buna benzer başka şeylerden de piyasaya vurup çok daha ucuza mal ederek kullanabilirsin. Ama ben tam profesyonel yapıyorum. Ben bu markaya bağlılığım sonsuz. Durumum da var derseniz arkadaşlar size böyle çok güzel bir aparat. Makas. Gördüğünüz gibi güzel, küçük. Şöyle bunu açabiliriz.
Hatta bunun bir tane uzun cırt cırtı vardı. Şöyle şuraya takıyorsun. Bu makasın bir değişik katlanabilir modeli vardı. Onu dükkana bıraktım. Cam çöktü üstüne. Bakın şu bile, şu basit makasın üzerine bile Savage Gear yazmaları, logoyu koymaları tamamen olayı kişiselleştirmiş. Şöyle bir Big Fish Stinger Single Hook Assist iğne. Stinger silikonlara sapladıkları dev gibi bir iğne. Bunu mutlaka kullanacağım abi. Özellikle silikon kalamarlarda diyecektim ki zaten arkasını adam koymuş. Onun dışında şöyle bir metre, Savage Gear'ın metresi. Baksana abi adam metreyi nasıl paketlemiş ya? İşte işe duyulan saygı. Aa bir dakika. Bu buraya sabit. Şunu böyle açıyorsun. 1,5 metre, metre herhalde bu. Değil mi? Aa evet evet. 1,30 120, mu? 130. 130 saat. Zaten 1 metrelik metreler bana yetmiyordu bazen çoğu zaman. Hoş bu da yetmeyecek Allah'ın izniyle ama olsun güzel. Kibar bir şey bak bunu da şey. Diyor ki sen katladıktan sonra bunu böyle sar demiş. Ben şimdi bunu böyle koyuyorum ve asıl kutuya, yapay yemlerin bolca bulunduğu büyük kutuya geçiyorum. Arkadaşlar büyük kutudayız. Açıyoruz. Bunun içerisinde jigler, silikonlar, maket balıklar, aklınıza gelen her şey var. Vibrasyonlar var, jiketler var. Bunları tek tek çıkartacağım. Önce kategorize ederek çıkarmak istiyorum abi. Önce bir şu kalamarları çıkaralım. Bu Savage Gear LB yani Loose Body diye geçiyor tamam mı? Yani kurşunsuz sadece gövde. Loose Body Swim Squid. Bu TPE değil bunun malzemesi. Normal silikon. Bakın bunlardan kaç renk varmış. Şimdi bunun jiketlerini çıkarmaya başlayabiliriz. Gramajları, iğne boyları. Hatta paketi açıp takacağım bile bazılarını. Bunları Adana'da şimdi granyoz lahus avlarımız olacak orada. İlk önce orada test edeceğim. Belki de ondan öncesinde Antalya'da test ederiz. Belli olmaz. Hayatta kalma videomuz geliyor Allah'ın izniyle bu hafta sonu. Şunu açıyorum. Bu Green Eye rengi. Tam bir gerçek kalamar rengi. Tabi kalamar sürekli renk değiştiren bir hayvan. Panik halinde vesaire değişiyor. Bunların hepsi UV. Yani karanlıkta kendini belli eden bir renk. Balığın iyi görebildiği bir renk. Bu ise glow aynı zamanda. Biliyorsun dükkanı kapatınca, ışıkları söndürünce böyle ampul gibi rafta parlayanlar bunlar. Özellikle derin suda avlanırken ışığın az gittiği meralarda ve gece avlarında o rengi kullanıyorum. Abi şunun yumuşaklığına, şunun güzelliğine bakar mısın ya? Şimdi ikisini de çıkarıyorum çünkü ikisine de farklı kafalar takacağım. 120 gram kafa derin sular için, 40 gram kafa ve 80 olması lazımdı. 80 o zaman bunun içinde bir bakmam lazım. 80'i özellikle denemeyi çok istiyorum. Tabii. Buldum. Evet 80 gram kafa burada. Evet özellikle bunu denemeyi çok istiyordum. Çünkü benim orada avlandığım derinlikleri 80-90-100 metrelere özellikle bu gidiyor. Daha sığ meralarda avlanacağım zaman bu yerine 40 gramı kullanacağım. 40 gramı daha önce buna kombinledim. Çok güzel oluyor. Dur. Önce garanti olandan yapayım. Bu 80'in uyup uymayacağını bilmiyorum ama uyacağını tahmin ediyorum. Bakın önce şunu şöyle bir koyuyorsunuz. İğne yaklaşık olarak nereden çıkar diye şuraya bir işaret atıyorsunuz. Tamam mı? Bu içinden dolaşıyor, gidiyor. Ve çentik attığımız yerden iğneyi çıkarttık, soktuk. Tam tutturamayabilirsiniz. Bir iki sefer deneyebilirsiniz ama bu taktikle daha kesin oluyor. Bakın mis gibi oldu. 10 numara değil mi abi? Şöyle tam oturtuyorum. 10 numara 5 yıldız oldu. Hareketli. Bu kanatların da çırpıyor suyun içerisinde. Ve saldığın zaman böyle aşağı yukarı süzülerek melek gibi balık gibi geliyor. Şuradan arkadaşlar klorokarbonla ya da iple bir misina çıkardınız. Şu ayaklarının altına ya da şuraya stinger iğne ya da normal iğne ya da üçlü iğne bir asist iğne de yapabiliyorsunuz. Ama bu iğne bile kolay kolay balık kaçırmaz. Çok güzel. Bundan emindim zaten. Şimdi bu iğne olacak mı? Bu iğneyi gerçekten ben de merak ediyorum. Şöyle tuttuğun zaman yaklaşık olarak şuralardan çıkıyor. Bence bu da gayet güzel olacak. Olursa direkt bunu hafta sonu derin merada deneyeceğim abi. Evet. Bismillah. Hop. Bakın şu kıvrımlı tel de bunun çıkmaması için, sabit kalması için. Abi
manyak oldu. O kadar güzel oldu ki. Şöyle tam oturtturuyorum. Şu silikonu tam kaydırıyorum. Mükemmel. Mükemmel oldu. Yani beklediğimden iyi oldu. Bu iğne dev bir kuzuyu bile rahatlıkla çıkarabilecek güçte. Zaten kalınlığı görüyor musunuz iğnenin? Abi mükemmel ötesi oldu. Şu şekilde. Olay budur. Muhteşem. Kafadan biraz daha yedeklemem lazım. Evet, silikon mevzunu. Bakın bu 120 gram kafa da var. Daha derine inerken de 120 gram kafayı takıyorsun. Silikon kalamar mevzunu kapatıyorum. Diğer yemlere geçiyoruz. Arkadaşlar sırada yeni bir yem. Türkiye'ye ilk defa gelen bir yem var. Savage Gear Deep Walker 175. Aslında bu çok alışık olduğumuz bir yem tipi değil. Bunda gaga yok ve çok ağır. Şimdi bunun 3 modeli var arkadaşlar. 1.39 gramı, 50 gramı ve 70 gramı. Şimdi bunların hepsi sinking. 39 gram da batıyor, 50 gram da batıyor, 70 gram da batıyor. Gagalı maket balıklarda floating modelleri biliyorsunuz. Attığınız zaman suyun üstünde durur. Çektiğiniz zaman gagasına su alarak belli bir derinliğe kadar dalar ve o derinlikten gelir. Bunda ise attınız, beklediniz, dibe indirdiniz ya da orta suya indirdiniz. İstediğiniz derinlikten aksiyon vererek çekebilirsiniz. Şimdi 39 gram için sinking demiş, yani batan. 50 gram için fast sinking demiş. 70 gram için ekstra fast sinking, yani ekstra hızlı batan. Şimdi jig de çok hızlı batıyor abi, niye bu? Arkadaşlar jig aşırı ağır ve tamamen kurşundan olduğu için bunlarda denge diye bir şey yok. Siz çektiğiniz zaman şöyle bir aksiyonu var. Ama buna aksiyon verdiğiniz zaman jig genelde dikey avlanmaya ya da çaprazlı avlanmaya, short jigle avlanırken bile şöyle bir açıyla çıkardık. Yani bunu ise istediğiniz gibi yatayda aksiyon verebilirsiniz. Yatay düşer, aksiyona başladığınız zaman yatay bir şekilde kaçar. Bunun özelliği bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maket olduğu için, sert plastikten, hard lure olduğu için de üzerine istediğiniz gibi detay verebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi balık formu verebiliyorsunuz. Mükemmel bir yem. Renklerini göstereceğim, çıkaracağım, iğne kalitesini göstereceğim ve şöyle bir kutudan çıkarıp size göstereceğim. Önce 39'ları ayırıyorum. 39'da pink barracuda var elimde. Barracuda var, Sayoris rengi var, sardin rengi var, pinket var, gece katili, inanılmaz bir renk. Evet, 39 gram bunlar. Şunlar gündüz renkleri. Şunu da gece kullanabilirsiniz. Aslında bunların hepsini gece kullanabilirsiniz ama birazcık dışarıdan bir ışık kaynağı ya da ay ışığı olması gerekir ama bunu zifiri karanlıkta bile kullanabilirsiniz. Ultraviyole renk. Aslında bunu gündüz de kullanabilirsiniz. Ama gündüz daha çok bulanık sularda ya da böyle alacakaranlık vakti kullanmanızı tavsiye ederim. Şunlar zaten sardin ve Sayoris renkli. Rengi direkt gündüz rengi. Mesela 70 gramda farklı renk var. Onları da aktaracağım, size anlatmaya çalışacağım. 39 gramda 3 tane iğne var. Gördüğünüz gibi klasik uzun maket balıklarda olduğu gibi bu iğneler büyük ihtimalle Owner ya da BKK olabilir. Nasıl abi? Şu bak şöyle hologramını hafif hafif oynatıyorum. Ve bakın PHP dediğimiz renk. Yani 3D print ile buna balık desenini, pull desenini koyduk üzerine. Mükemmel bir şey ya. Yemin ederim bununla balığa gitmek için can atıyorum. Kendisi Kofana katilidir. Kendisi Barracuda katilidir. Marcos Vidalis tasarladı bu yemleri. İlk defa o test etti Yunanistan'da. Bunda neler yakaladı derseniz Barracuda, Torik, Yazılı Orkinos, Lahos, Sinarit, bolca Sinarit yakaladı. Kuzu yakaladı. Hiç affetmez. Bütün renkleri tek tek çıkarmayacağım. Bazı renkleri çıkarıp göstereceğim. Özellikle barracuda rengini şiddetle tavsiye ediyorum. Bütün renkleri çok iyi ama bebek barracuda'ya asla dayanamıyor. Yani sardin, sayoris falan zaten onlara bir şey demeye gerek yok. Bu arada YGO rengi limon vardı ya, kalmamış. Ondan alamadım. Artık dükkan rafından alacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi 50 grama geliyoruz. 50 gramda farklı olarak zebra glow rengi var. Ve aynı renkler devam ediyor. 70 gramda farklı olarak arkadaşlar Green Mackerel, yani yeşil kolyoz, uskumru rengi. Ben bu rengi bayılıyorum. Bu rengin jikiyle kıyıdan dev bir kuzu yakalamıştık abi seninle beraber, biliyorsun. Ve 50 gram ve 70 gramda iki tane iğne. Oo, kurşun gibi. Allah'ım, bununla balık tutmak istiyorum bir an önce. Abi iğnelerin sağlamlığını görüyor musun? Ve bu wire true olması lazım. Bakayım böyle söylemiş mi?
wire through dememiş ama wire through olduğunu biliyorum. Yani bu tel buradan geliyor buraya kadar. Yani bunu dev bir balık gelip ortadan kırıp ayıramaz. Öyle söyleyeyim size. Mükemmel sağlam. Ben bununla 50 kiloluk Orkinos'a girerim. Daha büyüğüne de girerim. Orkinos oynaklarının içine atacağız. Bu sene gideceğiz Hatay'da oynakların arasına atacağız abi bunu. Kuşadası'nda, İzmir'de. Dehşet. Abi yemin ederim şu iğne sadece. Şu iğne bile piyasada tanesi 15 TL falan. Bunun fiyatı 100 lira civarı bir fiyatı var arkadaşlar. Evet ucuz değil ama bu tam profesyonel bir balıkçılık ekipmanı. Size yaşatacağı, yakalatacağı hayallerinizin balığını düşünürseniz çok da pahalı değil aslında. Arkadaşlar sırada needle jigler var. Bu sene tasarladığımız zargana tarzında uzun jigler. Uzun jiglerin arkadaşlar diğer böyle kısa jiglerden farkı şu. Büyük balığı seçiyor abi. Hani o dev balıkları hep canlı balıkla yakalıyoruz. Jig yediremiyoruz ya. Ha tuttuk. Çok büyük kuzular da tuttuk. Kısa jiglerle ama uzun jike asla hayır diyemiyor. İri yazılı Orkinos, hatta Sinarit, Girida. Uzun jikin ayrı bir avcılığı var. Özellikle de büyük balık avında dehşettir. Bende bunun küçükleri vardı. 40 gramları, 60 gramları, 150-200'leri de var stonun ama 100 ve 120 gram eksiğim vardı arkadaşlar. Bu sene bunların hakkını vermek için elimden geleni yapacağım. Size anlatmak için, size güzel videolarda izletmek için. Şimdi arkadaşlar 100 gram var, 120 gram var. Ne var abi? Ringin adını okuyorum. Pink Flash Glow Dots. İşte pink tarıltılı glow noktalı gibi bir isim. Needlefish rengi var, sardin rengi var, zebra glow rengi var ve barracuda PHB rengi var. Şimdi arkadaşlar bunların asist iğneyi nasıl takıyoruz bunları bir göstermek istiyorum. Hop şöyle açtık. Bu arada arkadaşlar bunu böyle çıkardınız ya. Eğer bunu muhafaza edecek çok güzel kutularınız, çantalarınız yoksa şunu şöyle çıkardığınız zaman atmayın bunu. İşiniz bittiği zaman bunun içine koyarsınız. İğneyle beraber de koyabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu jikin bir özelliği var. Built in rattle diyor. Rattle dediği çıngırak bilye gibi bir şey. Şıkır şıkır ses geliyor jikten. Siz şu an duyamazsınız ama acayip bir balığı cezbeden bir çıngırağı var. Şimdi arkadaşlar asist iğnelerimiz de bu şekilde. Bunun 3-0'ı da olur, 2-0'ı da olur. Ben 2-0 kullanacağım size göstermek için. Bunu bu şekilde aldığınız zaman Savage Gear Bloody Assist şöyle çıkarıyorsunuz. Bak burada sabit bir şekilde duruyor. Bunlar arkadaşlar bir split halkan üzerinde double assist iğne ve pardon solid halkan üzerinde ve split halkayla beraber geliyor. Yani siz bunu jike bağlamak için halka bulmanıza gerek yok. Normalde bunları tırnakla da yapabiliyorum ben ama herkesin tırnağı benim kadar kalın sağlam olmayabilir. Çoğu kişi açamıyor çünkü bunu. Normalde aparatları az önce gösterdim orada duruyor. İsteyen bunun kuyruğuna da yapabilir ama sakın demeyin ki ya işte bu jik bu yine buna uymadı falan. İşte balık buradan buradan vurursa nasıl yakalanacak demeyin arkadaşlar. Balık buna vururken bunu öyle bir ambarlıyor ki bu iğneleri komple alıyor. Ha alamadın mı? Bir daha vuruyor. Alana kadar vuruyor. Çünkü siz aksiyona devam ediyorsunuz. Kesinlikle yeterli ama isteyen dediğim gibi kuyruğuna da takabilir. Ben bu şekilde kullanacağım. Gayet yeterli. İsteyen 3-0'ını kullanır. O biraz daha uzun. Şuralara geliyor. Gayet güzel. Şimdi Psycho Spreadjig'lere geçebiliriz. Arkadaşlar sırada Psycho Spreadjig'ler var. Psycho Spread diye yazılıyor görüyorsunuz. Bu jiki zaten Akdeniz'de avlanan herkes biliyor. Ama şöyle söyleyeyim benim en sevdiğim jiklerden biridir. Üzerinde asist iğneyle satılmıyor. Sadece üçlü iğneyle satılıyor. Bu şekilde de avlanabilirsiniz. Üçlü iğnenin yanına bir tane tekli ya da double assist iğne de ekleyebilirsiniz. Ya da üçlü iğneyi iptal edip sadece double assist iğneyle de avlanabilirsiniz. Özellikle de kıyıdan avlanıyorsanız, dibe takılıp kopmasını istemiyorsanız o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar şunlar Yellowback, French Bone Silver ve da sardin rengi olması lazım. Sardin, evet teyit ediyorum. French Bone Silver ve Yellowback Flash. Bunlar Psycho Spread'in eski renkleriydi. Bunları biz üretimden kaldırmıştık. Onun yerine ne gelmişti? Blue Pink Zebra, Pink Zebra, Blue Zebra, normal Zebra Glow yani regular Zebra Glow ve Gold Pink Zebra Glow gibi yeni renkler eklemiştik. Ama bu jik o kadar güzel iş yapıyor ki eski renklerden vazgeçemedik. Bu sene eski renkleri tekrar getirdik. Ben de çok özlemiştim. 28 gram, 35 gram, 45 gram ve 60 gramdan ibaret. Bunlar 4 gramajı var. Şöyle çıkarıp elimde size rengini, güzelliğini göstermek istiyorum. Daha önce bunu kullanmış, avlanmış olan varsa
yorumda belirteyim. Bunda da glow noktalar var bu arada. İnanılmaz biricik yani. Lokmalık lokmalık. Her balığı alıyor. Yazılı orkinosundan traline, barakudasına, kuzusuna, lahosuna, granyozuna, bununla hatta ben lüfer. Bununla lüfer bile aldım Karadeniz'de, Samsun'da. Çok etkili biricik. Bunlarla da yeni sezonda çok güzel avlarım olacak. Sırada arkadaşlar panik popper var. Biliyorsunuz bu panik popper'ın iki boyu var. 10.5 santim ve 13.5 santim. 13.5 santimliyle bir tane Türkiye rekoru Lambukan var. Onu herkes biliyor zaten. Ama özellikle lüfer, liça, akya, efendime söyleyeyim barracuda vesaire gibi kofana avlarını kullanmak istiyorsanız ben kesinlikle 10.5 santimini tavsiye ediyorum. Daha doğrusu şöyle, bunun ağzı çok geniş olduğu için, çok fazla su topladığı için bunun 13.5 santimliğinin normal klasik orta sikte spin takımlarıyla kullanamıyorsunuz. Hafif kalıyor. Yem çok ağır, yani çok fazla su tutuyor. Spin takımlarınızla 10-30, 10-40, 20-50 gibi kamışlarınızla 10.5 santim kullanmanızı tavsiye ediyorum. 22 gram. Büyüğünü 13.5'unu kullanmak isterseniz de daha büyük avlar için, yani kofana bile vuruyor onu ama o zaman böyle bir shojik kamışı, bir heavy spinning tarzı bir kamışa ihtiyacınız var. Burada 3 tane renk var. Bunlar büyük boylarını şu an sipariş etmedim çünkü onlar vardı elimde. Bak Dirty Silver Mullet kefal rengi. Şu renk kalitesine bakar mısınız? Dehşet. Bu ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Siz bunu aksiyon verdiğiniz zaman ağzında böyle suyu toplayıp pof 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 şapırtı çıkarak geliyor. Kısa kısa da yapabilirsiniz böyle. Kısa, güçlü ya da böyle çıp 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 aynı şu şekilde çıp 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 çıp. Bunun ağzında çıkardığı ses, o blop sesi, o su sıçratması, o suyun üzerinde bıraktığı iz avcı balıkları çıldırtıyor. Yüzeyden beslenen avcıları, lambuka, kofana, barracuda, levrek her şeyi kandırabilirsiniz bununla. Bu sene inşallah Adana'da bununla güzel kofanalar yakalayacağız, liçalar yakalayacağız. Çok heyecanlıyım. Birbirinden güzel kombinlerim oldu. Bunların hepsini kutulayacağız, hazırlayacağız. Son halinde paylaşırım sizinle ama o başka videoda. Arkadaşlar şimdi sırada en çok kullandığımız, en çok çeşidi yakaladığımız, herkesin bildiği vibrasyonlar ve psikosprecikler var. Önce şundan başlayayım. Turkish Zebra Mix. Adından anlaşılacağı üzere benim isteğim üzerine ve tabii ki Cengiz Balıkçılığın ortak Türkiye'ye özel yapılmış bir kit. Üçlü kit. Bunun 5, 8, 10, 14 ve 18 gramları mevcut. Hafif gramajları elimde vardı ama 14 ve 18'i tükenmişti. 18'ine yetişemedim, onu alamadım. 14'ünden 2 paket alabildim. Yakında kıyıdan çok güzel tral vesaire avlarımız başlayacak. Onlar için ayırdım bunu. Bu arada stoklarımız da mevcut. 18 maalesef bitti. Ama açıklama bölümünden ya da maviyüzgeç.com'a giderek bu ürünleri zaten bulabilirsiniz. Geriye kaldı vibrasyonlar. Yeni renk geldi arkadaşlar. Bu iki renk yeni. Fire Tiger rengi. Denize de çalışılır ama biz bunu özellikle tatlı su için tasarladık. Tatlı su levriği, kasna, turna, bıyıklı balık, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bizir, Fırat turnası, şabut aklınıza ne gelirse. Şu beyazı da deniz için tasarladık. Bu iki yeni renk. Onun dışında sardin rengimiz var. Gold pink zebramız var. Normal pinkimiz var. Bunlar şu an stokta kalanlar, elimde olanlar. Ve bu 3 farklı gramajdan oluşuyor. Birincisi 3.5 santim 4 gram. İkincisi 4.5 santim 8.5 gram ve son olarak da en büyük boyu 5.5 santim 14.5 gram. Bunu zaten benim kanalımı uzun süredir takip ediyorsunuz. Bunlarla yakalanan envai çeşit balıkları biliyorsunuzdur. Fazla söze gerek yok bu kısım için. Bunlar da küçük kutulara yerleştirilecek ve takım çantamın içerisinde yerlerini alacaklar. Son parça yemlere geçebiliriz. Onun dışında arkadaşlar silikonları geçtik. Sandil ailesine. Savage Sandil. Bunlar mikro Sandil kit. Bak mesela bunun silver'ı, glove'u bitmiş. Onlardan artık dükkandan alacağım, koyacağım çantama. Eskilerden de vardı birazcık. Bunlar levrek katili. Yani levrek katil, levrek katil. Başka bir şey demek istemiyorum. Her balığı alıyor ama levreğin içinden geçiyor, öyle söyleyeyim. Bunlar da çeşitli gramajlarda yedek kafaları. Ne var? 2,5, 2,5, 2,5. Normalde bunun 3 gramı da var, 2 gramı da var, 1,5 gramı da var. Onlar da yine sipariş geçtiğim yerde kalmamış. Onun dışında mini sandal kit var. 10 santim 10 gram. Öbürü mikroydu, bu mini. 4'lü set. Ve bu da normal sandal. 12,5 santim 23 gram. Bununla da güzel granyozlar, levrekler, orfozlar, laoslar, sinekler yakalayacağız inşallah. Güzelliğe bakar mısın? Bunun bir aksiyonu var abi. Düz çekişte, zıplatma, aşağı düşerken,
Yani aklına ne gelirse. Bu rengi gece de gündüz de çok yiyor. Keza bunu da öyle. Normalde ben bunu gündüz rengi diyebilirim ama Belek bölgesi, Antalyalılar bunu gece kullanıyor ve bununla inanılmaz granyozlar ve levrekler alıyorlar. O da hayret bir durum. Bitti. Klipsler var birkaç tane. Onları göstermeye gerek yok. Arkadaşlar umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bu şekilde malzeme tanıtım videoları devam edecek. Aksiyon videoları devam edecek. Ve zaten av videolarımı izleyenler orada verdiğim bilgilerden neyi nasıl kullandığımı görüyorlar. Çok şey öğreniyorlar. Ama bu sene çok farklı olacak. Bu sene tur yapmıyorum. Balık turlarını bıraktım, tekne turlarını. Yazın yapacağım. Turizm zamanı onu değerlendirmem lazım çünkü. Turizm zamanında gerçekten kameraman Serhat abiyle beraber çok güzel iş çıkartıyoruz orada. Drone çekimleri vesaire. Biz de turistleri en iyi şekilde ağırlıyoruz. Üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Ama tabii ki bolca tatil yapacağız. Bolca farklı şehirde avlanacağız. Planlarımdan bahsedeyim. Gökçeada'ya gideceğiz, Saroz'a gideceğiz, İzmir'e gideceğiz, Kuşadası'na gideceğiz, Bodrum'a gideceğiz, Urfa'ya gideceğiz, Hatay'a gideceğiz, Alanya'ya gideceğiz, Fethiye'ye gideceğiz, Ankara'da av yapacağız, Adıyaman, Şanlıurfa tarafında yapacağız. Belki bir Karadeniz kaçamağımız olabilir. Karadeniz'den çok davet ediyorlar. İstanbul, Marmara, o kısımları söylemeye gerek yok zaten. Allah'ın izniyle inşallah bu sene de güzel olacak. Geçen seneki gibi. Şu pandemi belasından bir kurtulalım, rahatlayalım inşallah. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Allah'a emanet.